Vay mübarek vay. Sen de olmasan camide cemaatimiz olmayacak. Mübarek. Kıymetli arkadaşlar, belki bilmeyenler vardır. İsmet amcamız yaklaşıyor. İsmet amcamız 30 yaşına kadar normal bizim gibi yaşıyordu. 30 yaşına kadar ilkokulu öğrenmiş, askerliğini yapmış. Fakat bu halk arasında havale dediğimiz rahatsızlıktan dolayı gözlerinin işlevi, kulaklarının işlevi ve göz işte duyması için yani hep bütün işlevleri kaybetmiş. Görmüyor, duymuyor ve konuşamıyor. Dilinin işlevi de kaybolmuş. Ellerine yazıyoruz. Özel bir kendi alfabesi var. Kendine özel bir saati var. Üstü açılıyor. Yelkovan akrebine dokunuyor. Oradan şu an bak siz belki tam göremiyorsunuz ama şu an saatine bakıyor. Kaç dakika var diye namazı kontrol ediyor. Tekrardan. Şimdi çıkacak yukarıya camimize doğru. Daha sonra işte gözünü, kulağını ve dilini konuşmayı kaybedince özel alfabesiyle anlaşıyoruz. Çok meraklı, her şeyi sorar. Bugün de ikindi namazımıza geldi. Bize özellikle akşam namazı kaçta, işte teravih namazı ile ilgili sorular sordu. Şimdi de evet, saatini kontrol ediyor hala. Evet. Merdivenlere doğru çıkacak şimdi. Yardım etmek istediğiniz zaman kendisi siz gidin, siz gidin ben geliyorum diye yardımı pek kabul etmez. Kendi karşı tarafta yakın oturduğu için kendisi gelip kendisi gitmek istiyor. Evet, şimdi şuradan merdivenden çıkacak. Belki yine duyanlar varsa, peki görmüyor, duymuyor, konuşamıyorsa bu insan cemaatle namaza nasıl imama iştirak ediyor diye düşünenler varsa, yanını tanıyan bir amcamız ya da birisi geçiyor cemaatimiz, dirsek temasıyla tekbirlerimizi, rükûmuzu, secdemizi hissediyor. Bizi duymuyor, imamın tekbir şeyini duymuyor ama kendisi tamamen o dirsek temasıyla tahmin ederek öğle namazlarını kılıyor. Evet. Ama kedisini de getirmiş. Kedisi de gelmiş. Kedisi de gelmiş. Bu aralar kediler meşhur. Bak hele bak, bak hele bak. Gelecek misin içeriye? Hı? Sen gelecek misin içeriye? Hı? Sarı bomba. Da nasıl izliyor? Da nasıl bakıyor? Sen de gelecek misin camiye? He? Pis pis.
Ayhan hocam daha dur bakalım. Nerede duracağını biliyor mu bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Kapıyı açınca içeri girmezse iyi. İsmet amca ile beraber içeri girecek herhalde. Evet. Mübarek geliyor. Paspaslar değiştirdik. Bakın dikkat ettiniz mi? Paspasların değiştiğini bile anladı. Onu bile kontrol ediyor. Gel bakalım mübarek gel. Gözleri gören, kulakları duyan, konuşan insanlar izlesinler. Bayılır böyle ayakkabısını çıkmaya. Evet, cenneti kazanmak aslında kolay ama nefsimize söz geçirmek kolay değil. Şimdi hemen bir de şuradan bir dezenfektan alacak mı bakalım. Evet, hatırladı, evet hatırladı. Dezenfektan alacak şimdi. Bak bastonu koydum, bastonu kontrol ediyor. Doğru yere koymuş muyum diye. Geçiyor. Aynen Bayram hocam. Cemaatimiz iki olur inşallah. Ön tarafta seccadesini ikindi namazında sermişti ya. Ben geleceğim diye. Tekrar kaldırmayalım diye. Şimdi caddesine doğru gidiyor. Kenardan takip ediyor. Yerleri ezberlemiş. Hasan hocam duymuyor, görmüyor ve konuşamıyor da. Yani şu an bizi ise hiçbir şekilde duymuyor. Hani %1, %2 falan hiçbir şey değil, hiçbir şekilde işitme şey yok. Yaşar hocam şu an maalesef kimse yok. Evet, bu mübarekler yüzüstü hürmetine Rabbim rızıklandırıyor. Doğru. Bakın dikkat ederseniz ezberlemiş klimaya çarpmamak için onun bile yerine. Şimdi şuradan halının kesme çizgisinden minberden oturacağı yeri tespit ediyor. Şurada halının çizgisine bakın şimdi oradan ayağıyla kontrol edecek. Bak ayağıyla bakıyor. Kontrol ediyor çizgiyi. Oradan düz bir şekilde minbere gidiyor. Minberden de oturacağı yere geliyor. Azizallah Celle Şanuhu. Evet, seccadesine gördüğünüz gibi buldu. Rabbim kabul eylesin bu mübareklerin yüzü suyu hürmetine. Rabbim bizden de ibadetlerini kabul eylesin. Hayırlı Ramazanlar olsun. Ramazan'ın şerifin ilk vaazı olsun inşallah. Hepimize ibret alabilmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar.